kaza yerine geri döndü. Sadece o değil, yanında anne ve babası da vardı. Tam 18 saat sonra anne baba çocuklarının iş makinesine çarpan trenden nasıl kurtulduğunu görmek istedi. O ise nasıl bir kaza atlattığını öğrenmek. Nasıl kurtulduğumu düşünüyorum. Buradan, bunların kalbinden nasıl çıktığını düşünüyorum ben. Bir şey düşünemiyorum ben şu an. Fatih Deniztekin Eskişehir Garı'ndan Cumhuriyet Ekspresi'ne binip koltuğuna oturduğunda gözlerini Haydarpaşa Garı'nda açmak üzere yumdu. ...231 yolcudan biriydi. Gözlerini açtığında tren iş makinesine çarpmıştı. Ben o sırada uyuyordum zaten kaza anında. Sonra bir an trenin sarsılmasıyla uyandım. Ondan sonra zaten ne olduğunu anlayamadım. Yani üstüme bir şeyler düşmüştü. Orada arkamdaki insanların yardımıyla üstümdekileri kaldırdım. Öyle trenden çıktım. O sırada şoka girmiştim zaten. Etrafımdakiler yaralı yatıyordu yerlerinde. En önde oturduğum için hayatını kaybedenleri trenden çıkarken görmüştüm ben. Korktum yani, o anda çok korktum. Şoka girmiştim. Fatih Deniztekin bir önceki gece hızlı adımlarla ve telaş içinde terk ettiği kaza yerinden bu kez ağır adımlarla ama düşünceli olarak ayrıldı. Cumhuriyet Ekspresi'nin en ağır hasar alan vagonundayız şu anda. Burası ne yazık ki 5 kişinin de hayatını kaybettiği ve çoğu yaralının çıkarıldığı vagon. Oysa o kaza olmasaydı bu insanlar bambaşka hayallerle bu trene binmişti. Rayların üzerinde trenler yine gidiyor, yine geliyor ama Cumhuriyet Ekspresi'nin birinci vagonu burada ibret vesikası olarak duruyor.